Samimi Haber ekranlarından hepinize mutlu günler diliyoruz. Samimi Haber Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Acı Oteller Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Acı bizlerle. Yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk Sayın Murasan. Bize de vakit ayırıp bildiğiniz ve bu yayını gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Çünkü geçtiğimiz günlerde Acı Erzurum Termal and Spa temel atma töreni gerçekleşti ve yoğun bir şekilde de İnşaat süreci devam ediyor. Özellikle de piyasa şartlarının bu kadar zor ve yoğun olduğu, pahalılığın bu kadar yüksek olduğu bir dönemde inşaat aşaması süreçler nasıl ilerliyor? Sizden hemen almak isteriz. Evet, ben de bizi stüdyolarınızda kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Samimi Haber izleyenlerini saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Ataşehirimiz Erzurum'a yatırım yapma sözü vermiştik. Ben her zaman söylüyorum. Kar şehridir, bar şehridir, ağır şehridir Erzurum. Bütün dalaşlara saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum burada. Erzurum tüm güzelliği hak eden bir şehir. Biz her ne kadar burada güller içerisinde yaşasak da oradaki çamurumuzu özlüyoruz. Neticede bülbüllü altın kafes etmemişler. Ah vatanım demiş. Orası da bizim vatanımız, ana vatanımız. 2019'da zaman zaman yerel ve ulusal medyada da yer aldığı için söylüyorum. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımızın şehrimizden şehrine yatırım yapsın çağrısından sonra kendisiyle yapmış olduğumuz bir görüşmeden hemen akabinden sonra bir uluslararası karayolu üzerinde bulunan bir arazi satın aldık. Mülkiyeti Migros AŞ'ye ait olmak üzere kendilerinden satın aldık ve oraya 5 yıldızlı bir termal otel, çünkü Azizye ilçemiz bu anlamda Irıca mahallesi bir termal kaynağı. Erzurum'un da batıya dönen yüzü. Hemen projelerimizi yaptık. Korona dönemi malum biliyorsunuz oldu. O koronadan dolayı bütün her yer kapandı, insanlar evlere kapandı, yatırımlar durdu. Bir takım yerel kaynaklarla yaşanılan problemlerden ötürü biz de hem koronanın etkisiyle bütün projelerimizi yapmamıza rağmen durdurmuştuk. Ama geldiğimiz noktada şehrimize verdiğimiz sözü yerine getirmek üzere Mayıs ayı itibariyle biz kazmayı vurduk. Şu anda da inşaatımız çok güzel ilerliyor. Birinci katımız bitti. Betonları atıldı. İnşallah 2024'ün içerisinde biz 5 yıldızlı termal otelimizi sadece Erzurum'a değil, tüm Avrupa'ya ve uluslararasına hakimiyet sağlayabilecek şekilde, hizmet verebilecek şekilde açmış olacağız. Bunun akabinde Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve Erzurum'daki sivil toplum kuruluşlarımızın önemsediği bir konu daha var aleyhamin. Bir uluslararası karayolumuzun üzerinde o güzergahta hiçbir tır parkı yok. Yani bir aslında bir lojistik merkezi diye tabir ettiğimiz. Onun da projelerini hazırladık. İnşallah ilkbaharda oranın da kazmasını vuracağız. Ve lojistik merkezimizi de kısa bir süre içerisinde tamamlayıp şehrimize uluslararası ve yurt içerisinde İpek yolunu kullanan bütün araçlar oraya gidecek. Parayı Erzurum'da bırakacak. Evet. Ve Erzurum'a harcayacak. Dolayısıyla da bu da Erzurum'un istihdamına, gelirine bir katkı sağlayacak. Yani biz orada hesap ettik. Aşağı yukarı lojistik merkeziyle birlikte kentsel servis alanları ve akaryakıt istasyonuyla birlikte bir kompleks 400'e yakın insanımız orada ekmek yiyecek. Evet, yani çok önemli. Bir nevi açık hava fabrikası gibi bir şey diyebilirsiniz. Böyle bir tesisi, bir ikincisi de Erzurum'a çok ciddi derecede değer getirecek. Evet. Erzurum'u markalaştıracak.
Erşim zaten marka bir şehir. Bu daha da markasının üstüne bir marka koyacak. Dolayısıyla 5 yıldızlı işte görüyorsunuz. Zaman zaman da arkadaşlar görüyorlar. Bu konsepte bir 13 bin metre kapalı alanı olan tüm sosyal donatılar düşünülmüş. Avrupa'nın sayılı otellerin içerisine inşallah Aca Termal'i sokacağız. Erzurum'a vefa borcumuzu Erzurum'da istihdam ederek ödeyeceğiz. Evet, aslında iki tek bir projeden değil, iki projeden de bahsetmiş oldunuz ama tabii bunu yapan bilir. Bunun bir de tabii zorlukları var. Hem iklim şartları sebebiyle hem de işte çalışan insan bulmak sebebiyle. Ve o aşamalarda ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz ve aşma yöntemleriniz neler oluyor? Tabii mesela biz bunu, işte bu pandemi olmasaydı, ya bir takım problemler olmasaydı biz bu otelimizi atıyorum takriben 70-80 milyon liraya mal edecektik. Evet. Şu an 3 katına, 4 katına çıkmış durumda. Evet. Dolayısıyla maliyetlerin biliyorsunuz Türkiye'deki ciddi derecede bir maliyet artışı aşikar. Bundan etkileniyor muyuz? Tabii ki etkileniyoruz. Yani demir alıyorsunuz. Dünkü fiyatla bugün fiyat arasında sürekli fark. Ama bunları aşacağız. Yapıyoruz. Şu an etkilendiğimiz bir durum yok. Dolayısıyla biz bunları dert etmeden Erzurum'a verdiğimiz sözü yerine getireceğiz inşallah. Daha önceden de bahsettiğiniz ve haberlerimizde de yer verdiğimiz üzere Erzurumlu'nun elini taşın altına koyması gerekiyor. Ama bir yandan da yöneticilerin de, Erzurum'daki yerel yöneticilerin de buna ön ayak olması size her anlamda yardımcı olması gerekiyor. Bu anlamda iletişimler nasıl? Şimdi bakın ben bir kere hakkı teslim etme noktasında söyleyeyim. Bir, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı bize her türlü desteği verdi. Evet. Vermeye de devam ediyor. Temel atma töreninde de geldi, sağ olun. Tabii, temel atma törenine de geldi, katıldı. Azizye Belediye Başkanımız çok ciddi destek veriyor. Yani adam parasını verecek hali yok ama orada yerel kaynaklarda oluşan problemleri hemen halledip bizim o yatırımı bir an önce yapıp bitirmemiz için hakikaten hem Büyükşehir Belediye'miz, Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen, hem de Azizye İlçe Belediye Başkanımız Sayın Muhammed Cevdet Orhan hakkını bir kere teslim eder. Bunlar yatırımın buraya gelmesi için, Erzurum'a gelmesi için her türlü şey yaptılar. Dolayısıyla ben de onlara vermiş olduğum söz, şehrimi seviyorum, Erzurum'u seviyorum. Verdiğim sözü yerine getirerek başladık. İnanılmaz destek görüyoruz. Görmeye de devam ediyoruz. Evet. Burada önemli olan birkaç isme daha dikkat çekmek istiyorum. Aslında biz vatandaşlarımızdan çok ciddi destek görüyoruz Erzurum genelinden. Çünkü insanlar mutlu oluyor şehirlerinde böyle. Şimdi bakın değer katıyorsunuz oraya. Evet. Bugün işte asistanımla Erzurum'daki ilanları şey yapıyoruz. Yani nedir orada durumlar? Bakıyorsunuz yeni yapılmakta olan termal otelin yanında satılık evet, arazi demişler. 5 yıldızlı termal otelin karşısında satılık arazi demek. Ve bir değer getirmişsiniz oraya. Adam insanlar artık onu bir değer olarak görüyorlar ve kabullenmiş durumdalar. Ama vatandaş nezdinde hiç problemimiz yok. Sağ olsunlar bunlara her türlü desteği veriyorlar. Burada bir özel teşekkürü de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Erzurum Milletvekilimiz Profesör Doktor Sayın Kamil Aydın Hocam'a etmek istiyorum. Ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanımız Sayın Adem Yurtagül ve ekibine. Hakikaten bunlar her türlü Erzurum'a bu İstanbul gelmesi için ve şu anda da ararlar, sorarlar. Ne yaptınız, ne ettiniz, var mı bir şeye ihtiyacınız, yapacağımız bir şey var mı? Yani bir şey yapmalarını beklemeyin. Bu bile size bir moral oluyor. Evet. Kamil Hoca keza Erzurum'un bu 6. bölge teşviki için adeta kendini adam paralıyor. 6. bölge çok önemli Erzurum için. Bize de çok ciddi destek verdi. Moral verdi. Beyefendi bir kişilik. Ya keza MHP'nin il başkanı gene öyle Adem Bey. Biz bunlardan çok ciddi destek gördük.
Sanat Parti'nin de Erzurum milletvekili avukat Abdurrahim Fırat. Hem Temel Atmatür elimize geldi, hem sürekli arayıp sordu, yapabilecek bir şey varsa ben buradayım dedi. Evet. Dolayısıyla bu isimler benim için çok özeldir. Manevi yönden çok ciddi derecede destek verdiler. Tabii bunun yanında köstek olanlar da var. Onlar da tabii böyle kamuoyu yönünde değil ama Erzurumlu kendi içinde muhasebesini yapacaktır. Bunu biz Erzurumlu'nun takdirine sunacağız, Erzurum'da sunacağız. Burada değil. Evet, bir yandan da tabii ki hem madem işte ilanlara bile girdi, demek ki burada bir potansiyel var. Tabii. Sizin de bir çağrınız olsun isteriz buradan. Evet. Diğer iş adamlarımıza, Erzurumlulara ve oradaki yerel halka da belki onlar bir iş kurmak isteyeceklerdi ama sizden feyz alarak belki iş yerlerini buraya taşıyacaklardır. Çünkü bir istihdam potansiyeli de var. Bundan da bahseder misiniz? Evet. Ben buradan, kamera şurası mıydı? Evet. Bütün dadaşlara çağrı yapıyorum. Şehir dışında yaşayan dadaşlarımıza, hemşerilerimize. Erzurum bizim ata toprağımızdır. Bizim Kayseri'den, Adana'dan, Bursa'dan hiçbir eksiğimiz yok, fazlamız var. Kerem biz dadaşız. Lütfen elinizi taşın altına sokun, memleketinize yatırım getirin. Memleketimiz bizim başımızın tacı. Erzurumlu merttir, Erzurumlu yiğittir ve Erzurumlu her türlü güzelliği hak eden bir toplumdur. Dolayısıyla ben kendi çapımda gücümün yettiği bir şekilde yapıyorum. Evet. Mutlaka dışarıda yaşayan Erzurumlu bir sürü kıymetli iş adamlarımız var. Bu iş adamlı dostlarımıza, hemşerilerimize de mutlaka Erzurum'u unutmayın, gelin şehrinize yatırım yapın diyoruz. En önemlisi de zaten ülkemize sahip çıkmak, bu yatırımları, bu değerleri yükseltmek. Erzurum'un tarihi varlıklarının yanı sıra böyle 5 yıldızlı bir termal otelin de yapılacak olması, sizin nezdinizde yükseliyor olması çok önemli bir değer. Daha güzel şeyler yapacağız, otelle bırakmayacağız orayı. Evet. Otelle bırakmayacağız, tabii. Otelle bırakmayacağız. Erzurumluyu Erzurum'a tekrar geri getireceğiz. Projemiz bu. Beni siyasete ilgilendirmiyor. Ben siyasetin bir tarafında değilim. Demin saydığım isimler şahsi olarak saydım. Yani siyaset beni ilgilendirmiyor. A partisi, B partisi. Ben siyasetçi değilim. Benim partim yok. Benim partim ülkem. Evet. Benim partim devletim. Benim partim milletim. Benim partim Erzurum. Ben böyle bakıyorum buraya. Benim hiçbir siyasi görüş değişimi yok. Ben işime bakarım. Benim için kırmızı çizgi vatanımız ve devletimizdir. Dolayısıyla biz buradaki bütün çabamız, emeğimiz Doğu Anadolu'nun göz bebeği olan, güzide şehri olan Erzurum'u bir adım daha nasıl ileriye götürebiliriz? Benim mücadelem budur. Peki, çok teşekkür ederim. Son olarak eklemek istedikleriniz varsa da alalım. Ben teşekkür ediyorum kıymetli Samimi Haber izleyicilerine. Bizleri izledikleri için, kıymetli Erzurumlu hemşerilerime, kıymetli Türkiye'li Türktaşlarımıza hepsine selamlarımı, saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hem ayağınıza sağlık hem de vermiş olduğunuz önemli katkılar için de ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Samimi Haber Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Acı Oteller Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Acak bizlerleydi. Samimi Haber'de burada programımızı noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.